Murat Boz sahneye çıktı, yer yerinden oynadı. Öykü Serter bu kez plajlarda adeta şov yaptı. Kameralarımızı bir kez daha Bodrum'a çeviriyoruz. Bakalım Ege sahillerinde neler yaşanıyor. Murat Boz Bodrum gecelerini nasıl salladı? Öykü Serter'den muhteşem performans. Gecesiyle gündüzüyle Ege'nin incisinde yaşananlar Magazin 8'de. Mavi ile yeşilin buluştuğu, 24 saat hareketin dinmediği Bodrum'dayız. Bodrum'a da gittik beraber, İstanbul'da da yaşadık. Sorun şehirlerde değildi, biz tam yalan. Bodrum'da ilk durağımız Yalıkavak'ta bir plaj partisi. DJ'lik yapan isimse ünlü sunucu Öykü Serter. Bralet şeklindeki siyah bikinisi, başına taktığı renkli bandanası ve güneş gözlükleriyle plajda bile şıklıktan vazgeçmemiş Öykü Serter. Öykü Serter hem çalıyor hem dans ediyor. Tabii kendisini dinlemeye gelen yüzlerce gençle beraber. Plajda ünlü isimlerin şarkıları son ses çalıyor. Özellikle çocuklar serin suların tadını çıkarıyor. Bir yanda güneş altında ten rengini döndürmeye çalışanlar. Bir yanda masmavi suların derinliklerine doğru ilerleyenler. Bir de sürat motorlarının peşine takılanlar var ki adrenalin had safhada. Katarina ta Rusya'dan kalkmış gelmiş yıllardır Metin'i duyduğu Bodrum'a. Fiyatlardan biraz şikayetçi ama ilgi alakadan çok memnun. Bodrum'a sentrum'a geldim, alışveriş falan, Ruslar sever. Nasıl, Bodrum pahalı mı biraz? Bir tık pahalı ama servis çok güzel. Rusya'dan gelen turistler fiyatları biraz tuzlu buldu. Bakalım Bodrum'un yerlisinde durum ne? Mina Hanım 20 yıldır Bodrum'da yaşıyor ama yaz geldiğinde o da tatilci moduna geçiyor. Ben zaten buralıyım. 20 yıldır burada yaşıyorum. Ama en kötü sezonumuzu geçiriyoruz galiba. Biz de işletmeciyiz burada. Geçen yıllara göre biraz daha kötü. Mina Hanım'ın 10 odalı bir butik oteli varmış. Hep turiste soracak değiliz ya. Bir de işletmeciye soralım. Acaba Mina Hanım'ın otelinde kalsak bir hafta için ne kadar bütçe ayırmalıyız? Ya burada bir tatil yapmak, bir haftalık bir tatil 10 bin liraya falan denk gelir. Dedik ya, bu sahillerin tadını en çok çocuklar çıkarıyor. Tatil bitince işe dönme derdi yok. Tatil boyunca masrafları hesaplama derdi de yok. Tek işleri dalgaların yaptıkları kumdan kaleleri yıkmamasını sağlamak. Bay bay yap, bay bay yap. At. Gülsüm Hanım da kızı Maya'yı yanına alıp tatil için Bodrum'a gelmiş. Sohbete başlamadan hemen söyleyelim, Gülsüm Hanım'ın pareo niyetine kullandığı ince kaftan bu yıl plajlarda çok moda. Denizi bana çok uygun ama Çeşme, Antalya, Kemer birçok yerlere gittim. Bodrum'da karar kıldım. Her sene buradasınız. Her sene buradayız. Gülsüm Hanım denizine tutkun olduğundan Gölköy'ün müdavimi olmuş. Zaten bu muhteşem görüntüye nasıl tutulmaz ki insan? Ama her güzelliğin bir bedeli var. Acaba Gölköy'de denize sıfır bir otelde bir hafta rüya gibi bir tatil geçirmek için Gülsüm Hanım ne kadar ödeme yapmış? Açıkça söylemek gerekirse şu anda da fiyatlar makul olmasına rağmen ikimizin 20 günlük tatili uçakla beraber
6 civarındadır şu anda. Kavurucu sıcağın altında çalışanlar da var tabii. Deniz, kum, güneş yorgunluktan şekeri düşürmesin diye geleneksel Osmanlı macunu satan macuncu Necip Usta Türk Bükü'nde nöbette. Ekşili limon efendim, allı güllü. Hatırlar mısın o eski günleri? Bizler tarih olup geri döndük efendim. Üstünde geleneksel kıyafetleri, elinde renk renk macunların olduğu tepsisi, gün boyu plajlarda dolaşıyor macuncu Necip Usta. Hem para kazanıyor hem aile geleneğini devam ettiriyor. Bu benim dedem Esle. Ayrıca babam da bu macun işini yaptı. Ben de 40 yıldan beri sürdürüyorum. Gelelim işin duygusal kısmına. Bu leziz macunların tadına bakmak ne kadar acaba? Maliyeti tek çeşit 5 lira oluyor, karışıklar 10 lira oluyor efendim. Bodrum sahillerinde Birleşmiş Milletleri andıran bir grupla karşılaşıyoruz. Kemal Bey Türk, eşi Oksana Ukraynalı, yakın dostları Catherine Avusturyalı. Bu üçlü ilk kez Ege turuna çıkmış. İlk durakları da Türk Bükü olmuş. Tatil çok güzel, Bodrum muhteşem yani. Deniz de manzarası yani denizin Bodrum'un güzelliğine gerçi diyecek yok. Manzarası da güzel, ortam çok güzel, güzel bir atmosfer var yani. Keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. 15 yıl boyunca bu doğal güzelliğin tadını çıkaracaklarmış. Ayırdıkları bütçeyi ise söylemiyorlar. İş arkadaşlarımız izler, haksız rekabet olur diyorlar. Şimdi rakam söylemeyelim, reklama girer yalnız. Rekabet olur, olmaz öyle şey. Bodrum'un gündüzü ayrı, gecesi ayrı hareketli. Şimdi de Bodrum Antik Tiyatro'ya, Murat Boz konserine gidiyoruz. Binlerce seyircinin arasında eşkıya dünyaya hükümdar olmasın nazlısı Müjde Uzman da var. Murat Boz, albümüne de ismini veren Janti şarkısıyla ve şarkıya yakışır jantilikte çıkıyor sahneye. Ve bu muhteşem şovun ardından konser başlıyor. Murat Boz eski yeni bugüne kadar sevilen tüm şarkılarını seslendirdi. Hayranları da tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.